Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آل عمران سورة 20 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Eğer ular sen bilen hüccetlesse, tartışsa, ben ve menge ergeşkenler yüzümünü Allah'a teslim kıldım deyip aytkin. Ve kitap verilgen kişilerge ve ummilerge aytkin ki teslim buldular izmi, eğer teslim bulsalar, hakikatten hem hidayet tapışıptı. Ve eğer yüz uygulsalar, elbette seni zimmende yetkilişlik, tebliğ var halas. Ve Allah kullarını körüp duruşu zattır. Süüteyeti yaptılar ki, فَاِنْ حَاجُّكَ خَاسَمَكَ الْكُفَّرُ يَا مُحَمَّدْ فِي الدِّينِ Eğer seninle hüccetlesse, tartışsa, ey Muhammed, dinde kafirler seninle husumetlesse, fekul lehum, ularga etkin, eslemtu vecihiye lillahi, Allah'a yüzümle teslim kıldım, yani boyun sundurdum, en kattu lehu ana, yani min uzum Allah'a boyun sundum, ve men ittebe'ani ve min geri geçenler, ve khassal vecihe bi zikri li şerafihi, mana shu yerda yuzni zikrda xosladi sharafli bo'lganligi uchun. Insonning jasadini eng sharafli yeri yuzi bo'lganligi uchun. Yuzimi deyapti-ku. Aslida albatta insonning butun jasadi, zohiriyu botini Allohga taslim bo'lishi kerak, faqatgina yuz emas. Fa g'ayruhu avla. Insonning eng sharafli, eng go'zal a'zosi bo'lgan yüzü Allah'a teslim bugenden ki, Allah'a boyun süngenden ki, yani başka cesedi, yani cesedin başka yerleri, elbette ki Allah'a teslim buluşluk gerek. Ve kul lillezine utul kitabe, el-Yahuda ve Nesara. Kitap bilirgen kişilerge etkin, Yahud ve Nesranilerge. Ve ummiyine, ummilerge etkin. Ummiler kim? Müşrikil Arab. Arapların müşrikleri. Fe eslemtum, teslim buldular izni, boyun sundular izmi? Ey eslimu, teslim buluylar degan manada. Savalu lekin buyruk manasıdır. Fe in eslemu fekad ihtedav. Eğer teslim bulsalar, hakikatten hem hidayet tapışıptı mine dalali zalaletten. Zalaletten kutulup, hidayetke erişipti. Ve in tevellav anil islami, eğer ular islamdan yüz uygulsalar, fe innama aleykel belag. Albatta seni zimmende yetkilişlik bar halas. Ay attabliğu li risaleti. Yani risaletini yetkiliş bar halas. Allah tarafından kelgen nesillerini tabliğ kilişlik bar halas. Wallahu basirun bil ibadı. Ve Allah kullarını körüp duruşu zattır. Feyücazihim bi a'malihim. Ve Allah Teala kullarına a'malları yakalap durup cezalarını beradi. Ve haza qabla al-amri bil qitali. Bu jang to'g'risidagi buyruqdan oldin edi. Endi suyuti nima demoqchi? Fa in tawalla fa innama alayka al-balagh. Agar kofirlar yuz o'girsa, seni zimmingda faqatgina tabliğ bor xolos. Da'vat qilishlik bor xolos deyapti. Suyuti aytayaptilarki, bu jihad buyrug'i kelishligidan, jang buyrug'i kelishdan oldin edi. Ammo albatta bu oyatlardan keyin
jang qilishlik, jihad qilishlik to'g'risida oyatlar nozil bo'ldi va bu oyatlar mansux bo'ldi deyapti. Endi kofirlar yuz o'girsa, bizning zimmamizdagi narsa, bizning vazifamiz faqatgina da'vat qilishlik xolos demaymiz. Da'vat qilamiz, qabul qilmasa yuz o'girsa jihad qilamiz deyapti. Qarang, ko'pchilik mufassillarning fikri shu. Tafsirlarda ko'rsangiz, tafsirlarning 95%ida mana shunday deyiladi. Ya'ni bu oyatlar mansux bo'ldi. Biz endi kofirlarni shirin gapirib, yaxshi gapirib da'vat qilamiz. Agar da'vatni qabul qilmasa, ular bilan jihad qilamiz, jang e'lon qilamiz deydi. Endi butun kitoblarimizda mana shu hukm bayon qilingan ekan, hozirgi vaqtdagi olimman degan kishilarni qarasangiz, shu bor narsani o'qib tarjima qilishlikka yaramayapti. Qaytanga buni mutlaqo teskarisini gapirib, endi jihad zamoni emas, bu zamonda jihad yo'q, biz nihoyatda rivojlanib ketdik, juda ko'tarilib ketdik, hatto chegaradan ham chiqib ketdik deyishyapti. Bu botil narsa bu. Asyutiyni gapida ikkita masala bor. Biri jihadning farzligi. Albatta, biz oldiniga yaxshi gapirib, shirin so'z bilan da'vat qilamiz, qabul qilmasa jihad qilamiz. Bu masala, bu masalada ixtilof yo'q. To'g'ri. Lekin ikkinchi masala shuki, oyatning mansux bo'lganligi. Uni qabul qilmaymiz. Bu oyat ham mansux emas, balki ma'muldir, amal qilinadi, nasx qilingani yo'q. Bundan oldingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo mukammal tavhid to'g'risida xabar berdi, guvohlik berdi. Albatta siz bunday go'zallik, buyuk ne'matni yetkazganingizda butun insonlar xursand bo'lib qabul qilishlik kerak edi. Ammo insonlar qanday muomala qiladi? Mana Alloh taolo aytayaptiki, "Fa'in hajjuka." Agar ular sen bilan hujjatlashsa, tortishsa deyapti. Demak, siz eng buyuk haqiqat va eng buyuk ne'mat bo'lgan tavhid kalimasini butun payg'ambarlarning olib kelgan vahdoniyat masalasini insonlarga tushuntirsiz, xursand bo'lib qabul qilish to'g'riga sizga qarshi chiqadilar. Muxolifat qiladi, tortishadi, sizni rad qilib botilga chiqarishga harakat qiladi. O'zini kufr shirkini, botil yo'lini, botil holatini, botil hayotini to'g'ri qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi eng buyuk shahodat, eng buyuk ilmdan keyin agar sizlar hujjatlashsalar deyapti. Tavhid masalasida va faqatgina Allohga itoat qilishlik, faqatgina islomga amal qilib yashashlik masalasida agar insonlar bizga qarshi chiqsa nima qilishimiz kerak ekan? Hozirgi musulmonlar aytadiki, zamon senga boqmasa, sen zamonga boq degan. Ko'rlarda shaharda yashasang, bir ko'zingni yumib yurgin degan. Shuning uchun agar insonlar islomni qabul qilmasa va tavhidni qabul qilmasa, biz ham ularni xafa qilmaydigan darajada ulardan kelishib yashashimiz kerak. Sal ularga o'xshashimiz kerak. Ja o'xshab ketmasak ham deyishadi. Lekin bu botil, joiz emas bu. Agar ular bizdan hujjatlashsa nima qilishimiz kerak? Alloh aytayapti buni. Faqul, ayt ularga. Hammasini e'lon qilib aytgan, siz aytishingiz kerak. Butun dunyoga, Amerikaga, Rusga, butun kofirlarga salohatan ochiqchasiga e'lon qilasizki, aslam tu vajhiya lillahi. Yuzimni Allohga taslim qildim. Allohga bo'yinsundim, Allohga taslim bo'ldim degan ma'noda. Ya'ni bu yerda maqsad Allohga islom keltirish, Allohga taslim bo'lishlikdir. Alloh taolo buyuryapti. Albatta Alloh taolo avvaliga payg'ambarimizni buyuryapti. Va payg'ambarimiz alayhisalomning vositasida butun ummat ma'mur bo'lyapti. Biz ham ma'mur bo'lyapmiz. Qiyomatgacha mu'minlarga Allohning buyrug'i shu. Qabul qilishmasa, hujjatlasa, qarang, hujjatlashyapti, tortishyaptiz bilan. Albatta tahdid qilishadi, qo'rqitishadi. Ular ko'pchilik, ularning qudrati ko'proq, hukumatlari ko'proq, payg'ambarimiz zamonida ham shunday edi. Payg'ambarimiz zamonida islom kengmas edi-ku, islom davlati quvvatli emas edi-ku. Ikkita katta imperiya bor edi, Forslardiki va Rumlardiki. Shular tortishyapti mana, butun kofirlar, butun insonlar hammasi qarshi. Shu vaqtda Alloh taolo aytmayaptiki, ey Muhammad, ular bilan kelishgin, demayapti.
Fakul aytgin ki aslamtu vajhiya lillahi. Yüzümünü fakatkine Allah'a taslim kıldım. Fakatkine Allah'a boyun sundum. Mana shunday deyishligimiz kerak. Bütün dünyaya ilan kılışligimiz kerak. Ve bu teslimiyetimiz en mükemmel şekilde buluş gerek. Şunun için Allah Teala vacihiyye diyordu. Yüzünü. Süyüti etti bana yüzünü mü için taksis kılını yaptı. En şerefli bu yanı için. İnsan yüzünü ihtiyat kılışlık gerek. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam yüzge uğruşlukten men kıldılar. Ve yüzde hunik demeyler. İnsanın en güzel yeri yüzüdür. Şunun için hem ayarladı meselesi de yüzünü bir kişilikke amr kılıngan, çünkü yüz insanın cesedini en şerefli, en güzel, en aziz yeridir. Erkek bulsun, ayol bulsun, onu ihtiyat kılışlık gerek. İnsanın en şerefli bugün yüzü, daim yarı buluş gerek bugün yüzü, Allah'a secde kılı yaptırırken bulsa, ilgili yaptırırken bulsa, boyunsun yaptırırken bulsa, demek bütün cesedini sözsüz itaat kılışlık gereken. Kattık taslim buluşlukimiz gerek. Mana bu hüküm peygamberiye hasmasıydı. Bizi zamanda köptülüğünün bahanesi hem şu. O peygamber idi de biz peygamber dişini kılal mıyız ki dişedi. Mana Allah Teala etti ki وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَمِنْجَ اِرْجَشْكَنْلَرْ Kimi ki peygamberimizgi irgeçse mana şimdi şekilde teslim buluşluk gerek. Eğer peygamber irgeçmese, peygamber de ümmeti bulmasa uzu biledi. Halasa Yahudi bulsun, halasa Nasrani bulsun, olasa majusi bo'lsin. Qiyomatgacha keladigan ummat, payg'ambarimiz alayhissalomga ergashgan kishi har qanday zamonda, har qanday makonda Allohga so'zsiz taslim bo'lishlik kerak. Imkoniyatlar bo'lganda emas, hamma tarafdor bo'lganda emas, fa'in hajjuka. Sizdan hujjatlashganlarida, qarshi chiqqanlarida. Va buni orqasidan yana bir buyruq kelyapti. Qarang, va qul. Va aytgin. İkinci dereceye çıkıyoruz, ikinci mertebeye. Aslında bu izzet bu, hursan buluşluğumuz gerek. Allah'ın nihayette kette nimeti. Lekin bu izzetke talip buluşluğumuz gerek. İzzetli talep kirelik Allah Teala'dan. Allah'tan sonra mesela Allah Teala bir miydi? Biz aldık İslam'ımızı ilan kıldık, teslimiyetimizi ilan kıldık. Biz hiç kanakasık İslam'dan kayıtmıyız. Bütün dünya bir talep bu sene beraber İslam'damız. Ve hatta ki ikinci dereceye çıkıyoruz, ikinci mertebeye çıkıyoruz ki وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ Kitap kirtirilgen kişilerge ve ummilerge aitkin ki أَسْلَمْتُمْ تَسْلِمْ بُدُلَرِزْ مِ Hani biz ulad-ı İslam'a davet kılıyoruz. Sizler İslam'da kabul kıldılarız mı? Hakikaten Allah'ın bu izzeti. Siz dininizge mahkem busuz, ikinci dereceye elbette çıkarsınız. Yani siz ulad-ı davet kılıyoruz. Ama birinci dereceden mahrum bu siz, İslamiyizi ilan kılalmasiz, İslamiyizge amel kılalmasiz, dininizge amel kılalmasiz, onda ular sizi davet kılışadı. Siz izilişlikke, xarlanışlikke ve ularda her hıl batıl, behuda, faydasız sefsetelerini eşitişke mecbur olup kalasız. Başka çaresi kalmaydı. Çünkü bu xarlıkını uziz tenle yapsız. Lekin mana bu oyatga amal qilgan holatda keting, ikkinchi darajaga chiqasiz da, Alloh taolosi sizning darajangizni, martabangizni ulardikidan baland qiladi. Butun ahli kitoblarga va butun ummilarga tas. Ummiydi bilasizlar, o'tgan oyatlarda keldi, onadan tug'ilgandek holatdagi johil insonlar. O'qishni ham, yozishni ham bilmaydigan. Arablarning ko'pchiligi shunday edi, shuning uchun ular ummilar deyilardi. Ya'ni yerga faqatgina arab mushriklari emas, butun mushriklar. Hozirgi zamonda mana Xitoy, Hindiston, Yaponiya, ular hammasi kirib ketadi. Ahli kitoblar va ahli kitob bo'lmagan kofirlar, mushriklar hammasiga ayt. Demakki biz dunyodagi bütün kofirlarga xitob qilishligimiz kerak. Alloh taolo amr qilyapti bizni. Biz faqatgina o'zimizdan mashg'ul bo'lib qolmaylik. Biz bütün dunyoga islomni e'lon qilaylik. Aslamtum islomni qabul qildilaringizmi deb aytaylik. Mana shu oyatlar bizi bütün dünya kafirlerini İslam'a davet kılışlıkça mecbur kıladı. Ve bunga o'xshagan başka ayetler, hadisler ko'p. Bizi vazifemiz bu. Şunun için o'tgan hafta meşhur akıldık, karar aldık. Hatta bir tertip tüzüldü, cemaat. O'sha
sayyohlar ko'p keladigan yerlarga talabalar tahsil bo'lib borishadi, da'vat qilishadi. Rus tilini biladigan bir jamoat, inglizchani biladigan bir jamoat va har xil tillarga tahsil qilingan, toki xizmatimiz olamiy bo'lsin va mana bu oyatlarga ham amal qilaylik. Sahobalarning yo'li shu. Oyatlarga qanchalik amal qilsangiz, hayoti shunchalik go'zal va mukammal bo'laveradi. Dini shunchalik komil bo'laveradi. Kofirlarni da'vat qilgansangiz, islomning qadr qiymatini bilasiz. Aslamtum, islomni qabul qildilaringizmi? Taslim bo'ldilaringizmi? Ya'ni qabul qilinglar degan ma'noda. Fa'in aslamu, agar taslim bo'lsa, islomni qabul qilsa, taqodihtadau. Haqiqatan ham hidoyat topishibdi. Ya'ni islomni qabul qilsin, to'g'ri yo'lni topadi ular. Amerika ham, Rus ham hammasi biz to'g'ri yo'ldamiz deyshyapti. Lekin botil yo'lda, kufrda, shirkda Allohga ham xiyonat qilishyapti, o'zlariga ham, butun insoniyatga xiyonat qilyapti. Ular biz to'g'ri yo'ldamiz degan gaplarda haq bo'lishligi uchun islomni qabul qilishlik kerak. Islomga amal qilsin, shunda haq yo'lda bo'lishadi. Va in tawallau, agar yuz o'girsalar, siz shunday da'vat qilsangiz, qabul qilishmasa, fa innama alaykal balagh. Seni zimmingda faqatgina tabliğ, yetkizishlik bor xolos, deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz zimmasida faqatgina yetkizishlik bor, qarang. Bu oyat nimani ko'rsatyapti? Juda ko'p masalani hal qilyapti. Demakki, biz kofirlarni, fosiqlarni, munofiqlarni da'vat qilganimizda faqatgina da'vat qilamiz xolos. Bizning vazifamiz da'vat qilish, hidoyat berish emas. Biz da'vat qilganimizda illoki ular hidoyat topishi shart emas. Hidoyat Allohning ishi, Allohning qo'lida. Alloh taolo xohlasa hidoyat beradi, xohlasa bermaydi. Alloh taolo aytmadiki, men hidoyat bersam, keyin da'vat qilgin degani yo'q. Sen da'vat qilasan dedi. Hidoyat meni qo'limda. Walakin Alloh yahdi man yasha. Lekin Alloh taolo o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qiladi. Bizning vazifamiz tabliğ, da'vat qilishlik. Odamlar qabul qiladimi, qilmaydimi o'zlari biladi. Qilsa, ya'ni ham yaxshi, qilmasa ham biz vazifamizni bajaryapmiz. Ajrimizni olyapmiz, savobimizni olyapmiz. Robbimizning huzurida qullik vazifamizni bajaryapmiz. Qiyomat kunida yuzimiz yorug' bo'ladi. Bu amal musulmonlarga ham muomala shu. Da'vat qilamiz. Bizning zimmamizda yetkizishlik xolos. Hozirgi da'vatchilar yoki din bilan shug'ullanib turganlar, talib ilmlar, olimlar nima qilishyapti? Bir ikki marta nasihat qiladi, to'masa, bular odam bo'lmaydi, bular tuzalmaydi, bular falon, bular piston, bular kofir, bular badbaxt deb yuz o'girishyapti. Joiz emas. Bizning vazifamiz, bizning zimmamizdagi narsa ularni hidoyatga olib kelish emas, ularga hidoyat berish emas. Biz hidoyat do'koni ochganimiz yo'q, odamlarga hidoyat tarqatsak. Biz da'vat qilyapmiz. Alloh bizni zimmamizga balodi qo'ygan. Qarang, fa innama alayka, seni zimmangda deyapti. Seni bo'yningda tabliğ bor deyapti. Farz, tabliğ qilishligimiz, da'vat qilishligimiz farz. Biz o'zimizning vazifamizni bajaramiz. Lekin shuni bilingki, hech qachon Alloh taolo sizni da'vatingizni zoya qilmaydi. Albatta, hidoyat topganlarni ko'rasiz. Da'vatingizga qarab o'nlarcha, yuzlarcha, minglarcha, yuz minglarcha insonlarning hidoyatga kirishiga sababchi bo'lasiz. Ko'ryapsiz, mana kufr davlatlarida, kufr mamlakatlarida qanday go'zal ishlar bo'lyapti. Shu tabliğ da'vat masalalarida. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shuki, demakki payg'ambarimiz alayhissalom ham hech kimga hidoyat berolmas ekan. Hech kimni haq yo'lga boshlay olmas ekan. U kishining vazifasi faqatgina tabliğ qilishlik xolos. Hidoyat tarqatish emas, ilm berish emas, faiz berishlik emas, qutqarishlik emas, vakil bo'lishlik emas, kafil bo'lishlik emas. Biz zamondagi musulmonlar payg'ambarimiz to'g'risida yomon gumon qilishadiki, payg'ambarimiz ham qutqaruvchi, ham madadkor, ham kafil, ham vakil, ham g'aybni biluvchi deb payg'ambarimizga Allohning sifatlarini nisbat berishadi va shirk keltirishadi. Alloh aytayaptiki, fa innama alaykal balagh. Fa innamani bilasizlar, hasr uchun keladi. Seni zimmangda faqatgina balag' tabliğ bor xolos.
Demek peygamberimizin zimmesinde kutkarışlığı yok. Medet birişliği yok. Vakil buluş, kafil buluşluğu yok. Kıyamet geçekiledigen bütün mu'minler, bütün evliyalarını hem zimmesinde davet var halas. Bütün sahabeler, tabi'inler, tabi'in tabi'inler, muhaddisler, müfessirler, evliyalar, Abdülkadir Cilani, Bahauddin Nakşibendi davet kıyan halas. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii davet kıyan halas. Hiç kimye kafil bugün yok. Kafil bulanmıyor hiç kimye. Hiç kimye vakil bugün yok, bulanmıyor. Hiç kimi kutkarıyanı yok, kutkaralmıyor. Hepsi davet kılışken. Keyingi insanlar ularda ilah kuvalışı yaptı, huda kuvalışı yaptı. Allah Teala aytibdi: "Va in tawallaw fa inna ma alaykal balagh." Agar yuz o'girsa, seni zimmingda da'vat qilishlik bor xolos. Sen vazifangni bajaryapsan. Bajarding. Va ikkinchi tarafdan Alloh Taala tasalli beryapti. Payg'ambarimiz alayhissalom insonlarning hidoyatiga nihoyatda haris edilar. Qani de insonlar hidoyat qabul qilsa, dunyo oxiratning xorligidan qutulsa, dunyo oxiratda saodatli bo'lsa deb insonlar uchun g'animirdilar. Ular uchun o'ylanardilar, tafakkur qilardilar. Insonlar islomni qabul qilmasa xafa bo'lib qolardilar. Shuning uchun Alloh taolay aytayaptiki, agar yuz o'girsa, seni zimmingda tabliğ qilishlik bor xolos. Seni qo'lingdan keladigani, seni toqating yetadigan narsa yetkizishlik xolos. Sen boshqa narsaga aralashma. Sen vazifangni bajarding. Senda hech qanday malomat qolmadi. Senda hech qanday bir kamchilik qolmadi. Endi ularni hidoyat qilishlik, qilmaslik mening ishim. Sen u masalaga aralashma. Deb Alloh taolo payg'ambarimizga tasalli beryapti. Vallohu basirun bil ibad va Alloh taolo qullarini ko'rib turuvchi zotdir. Bu ham yuqorida aytganimizda ikkita tafsiri bor. Biri yaxshi qullarni ko'rib turishlik, biri yomon qullarni ko'rib turishlik. Yaxshi qullar, ya'ni shu oyatlarga amal qilib, o'zini islomini bemalol e'lon qilib, dinini mahkam ushlab yashab, boshqalarni ham islomga da'vat qilyapti turganlarni ham ko'ryapti Alloh taolo. Va bularda ziddida bo'lgan, islomga qarshi chiqqan, islomni tark qilgan, islomga dushman bo'lgan kishilarni ham ko'ryapti Alloh taolo. 21-oyat. Innal ladzina yakfuruna biayati llahi va yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin va yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashirhum bi'azabin alim. Albatta Allohning oyatlariga kofir bo'ladigan va payg'ambarlarni haqsizlik bilan o'ldiradigan va adolatga buyuradigan insonlarning ichidan adolatga buyuradigan kishilarni o'ldiradigan kishilar ularga alamli azob to'g'risida bashorat bergin. Suyutayaptilar: innal lazina yakfuruna biayati llahi va yaqtulun. Albatta Allohning oyatlariga kofir bo'ladigan kishilar va o'ldiradigan kishilar va fi qiratin yuqatilun. Yana bir qiroatda jang qiladiganlar. Albatta jang qilish yana ham battar. Annabiyina payg'ambarlarni o'ldiradigan yoki payg'ambarlar bilan jang qiladiganlar. Bi'oyri haqqin haqsizlik bilan. Zulm bilan. Va yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti bil adli. Qist adolatga buyuradigan kishilar bilan jang qiladigan, ularni o'ldiradiganlar. Minan nasi insonlar ichidan. Va humul yahudu va ular yahudiylardir. Ya'ni payg'ambarlarni va da'vatchilarni o'ldiradiganlar ular yahudlar. Ruviya annahum qatalu 43 nabiyan. Rivoyat qilinadiki, ular 43 ta payg'ambarni o'ldirdilar. Qarang, 43 ta payg'ambarni o'ldirishlik qanchalik katta bir jinoyat. Bir payg'ambarni o'ldirish dunyodagi eng katta gunoh, eng katta jinoyatdir. Endi 43 ta payg'ambarni o'ldirishlikka nima deysiz? فنهاهم 170 من عبادهم. Keyin ularning ichidagi ibodatgo'ylardan 170 tasi munkardan qaytardi ularni. Xato qilyapsizlar, buni qilmanglar dedi. فقتلوهم من يومهم. O'sha kuni bularni ham o'ldirishdi. Qarang, da'vatchilar 170 ta da'vatchini ham o'ldirishdi. Fabashirhum alimhum. Ularga bashorat ber. Ularga bildirib qo'y. Bi azabin alim, alamli azob to'g'risida. Mulim, ya'ni
qarang, alam qiladigan, og'ritadigan va zikrul bisharati tahakkumun bihim. Bu yerda bashoratning zikri ularni istihzo qilishlik uchundir, pastga urishlik uchun. Va dakhalatil fa fi khabari inna. İnnel lezine keferudu mubtada bulu yaptı. Kiyin febeşirhum haber bulu yaptı. Bana inneni haberiye fakirdi. Lişebehe ismihel mevsul bi şerti. İnnenin mevzul bulgen ismi şertiye hoşça geldik için. Nahuda yakında izhardaya mı okudularız? Doğru mu? Mubtada da eğer şertinin manası bulsa ya ki inne başın hoşça gelen nesiler kirse unda xabariga fa kiradi deb aytiladi. Ba'zi holatlarda fa'ni kirishligi vojib, ba'zi holatlarda joiz bo'ladi. O'sha qonunga ishora qilyaptilar. Qarin, bundan oldingi oyatlar qanchalik go'zal ne'matlar, buyuk ne'matlar to'g'risida aytilyapti-yu, insonlar qanday holatga tushyapti. Hali hujjatlashgandan keyin kelyap turgan holatni qarang. Oyatlarning o'rtasidagi tartibni qarang. Qanchalik bir-biriga munozzam bog'langan. Eng katta ne'matni taqdim qildingiz shahodat kalimasini, mukammal din bo'lgan islomni ular hujjatlashdi. Diningizni e'lon qildingiz. Diningizga mahkam bo'lib, ularni ham dinga da'vat qildingiz. Endi Allohning oyatlariga kofir bo'lishyapti. Innallazina yakfuruna biayatillahi. Allohning oyatlariga kofir bo'ladigan kishilar kofir bo'lishyapti. Allohning oyatlarini inkor qilishyapti. Va bu badbaxt kofirlar yana Allohning muhabbatini da'vo qilishadi. Biz Allohga qarshi emasmiz deydi. Lekin ular Allohning oyatlarini inkor qilishyapti. Kofir bo'lishyapti. Va yaqtuluna nabiyina va payg'ambarlarni o'ldirishyapti. Qarang, payg'ambarlarni o'ldirishga ham jur'at qilyapti bular. Shunday katta bir jinoyatdan ham qaytmayapti. Alloh taolo bi'g'oyri haqqin deyapti, haqsizlik bilan deyapti. Albatta payg'ambarni o'ldirgan, payg'ambarga dushman bo'lgan, payg'ambarga aziyat berganlar haqsizlik bilan qiladi. Hech qachon payg'ambarga muxolifat qilgan haq bo'lmaydi-ku. Lekin Alloh taolo buni nihoyatda xunukligini ko'rsatishlik uchun aytayapti. Payg'ambarlar ba'zan nohaq bo'lishligini ifoda qilishlik uchun emas. Payg'ambarlarni o'ldirishyapti hech kimning bir haq bo'lmagan holatda. Anig'u buni zulmligida, shu zulmni qanchalik xunukligini aytyapti. Dunyodagi eng katta zulm. Va yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti va insonlarni minannas qist adolatga buyuradigan kishilarni o'ldiradiganlar insonlar ichidan. Bular mana yahudiylardir. Ularni jannatga chaqirgan, dunyo oxiratda saodatiga chaqirgan kishilarni, eng afzal kishilarni o'ldirishyapti. Alloh aytayaptiki, "Fabashirhum." Shularga bashorat ber. Suyunchi ber, ularga xursandchilik bor. Hayron qolasiz. Nihoyatki payg'ambarni o'ldirgan, da'vatchilarni o'ldirganlarga bashorat bo'lsa, ha, bashorat bor. Nima u? Bi'azabin alim, alamli azob. Yuqorida ham keldi shunga o'xshagan oyatlar. Endi bir insonning bashorati, suyunchisi alamli azob bo'ladigan bo'lsa, qattiq og'ritadigan azob bo'lsa, unga tahdid qanday bo'ladi? Uni azobi qanday bo'ladi? Unga qo'pollik qanday bo'ladi? Shuni tushunavering endi. Ibn Kasir mana shu oyatning tafsirida nihoyatda yaxshi ma'lumotlarni keltirganlar. Ba'zi rivoyatlar bilan tanishaylik. Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyun nas yashaddu azaban yawmal qiyamah. Ya Rasulullah, insonlarning qaysinisi qiyomat kunida azobda battar? Eng qattiq azobga qoladiganlar kimlar? Deb so'radim deyaptilar. Qala rajulun qatala nabiyan aw man amara bil ma'ruf wa naha anil munkar. Shunda payg'ambarimiz alayhis solom aytadiki, payg'ambarni o'ldirgan kishi yoki ma'rufga buyurgan va munkardan qaytargan kishini o'ldirgan kishi. Summa qara'a Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam innal lazina yakfuruna biayatillahi va yaqtuluna nabiyyan bighayri haqq va yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas fabashirhum bi'azabin alim.
Şu ayette okudular ki. Hani? Kıyamet günündeki en katlı azap, en katlı horlikler bana peygamberlerde öldürgen ve davetçilerde öldürgen kişiler bunu yaptı. İslam bunu en katlı beddahlik, en katlı horlik derken bizim zamanımızda ne oldu? Bizim zamanımızda davetçilerde öldürüş, davetçilerde yok atış, dünya hizmetkarlarda öldürüşlük en hak yolu gösterilmişti. En doğru yolu gösterilmişti. Kafirler et yaptı, onlar için en doğru yol. Çünkü onların aşeddi düşmanı davetçiler. İslam'a davet kılıp durgenler, İslam'da örgüt yapıp durgenler. Elbette dinge hizmet kılıp durgenler, din düşmanlarının aşeddi düşmanı buladı. Şeytanın en katta düşmanı ve şeytan parasılar, şeytanlarının meleklerini en katta düşmanı davetçiler buladı elbette. Dinge hizmet kılıp durgenler buladı. Onlar uzun sözü de doğru. Biz aşeddi düşmanımız şular, dinge hizmet kılıp durgenler de doğru işe yaptılar. Ama Müslümanlar yine ne bela oldu. Müslümanlar ne kadar dinge hizmet kılıyorlar da yok algenliğe kursan buluşadı. Dinge davet kılıyorlar da harlanışıya kursan buluşadı. Dinge hizmet kılıyıp durgenlerini kafirlere yumuşak bir iş hareket kılışadı. Ve kursan buluşadı. Dinge hizmet kılıyıp durgenlerde düşmanı buluşadı. Bana şimdi Müslümanlar uzun halatı yakarasın. Eğer dinge hizmet kılıyıp durgenlerde yanıda bulsa, onları kullanıp kuvvetleyip durgen bulsa, himaye kılıyıp durgen bulsa, demek ki onlar peygamberlerinin safidedir ve dinge hizmet kılışı yaptı. Ama dinge hizmet kılıyıp durgenlerde kamat, dinge davet kılıyıp durgenlerde yok atıp, satıp, hıyanet kılıp, öldürüp durgen bulsa, bilsin ki, tarihte bütün peygamberlerine düşman bulgen, karşı çıkan, Allah'ın aşeddi düşmanı bulgen kişilerin safhede kitiyordu. Şurada kervanıya koşulmadan. Kıyamette en har buladigen, katlık azap görüldüken insanların safhede koşulmadan. Kıyamette cehennemde, o şeylerden bir tabakada, bir yerde azaplanadı. Bir vadide azaplanadı bunlar. Şunu bilvalışsın. Uzunu ve etrafta ilerini Müslüman mendir erdemezsin onlar. Kafir onlar. Dinge hizmet kılıyıp durgenlerdi, yok atıp, kanat, öldürüş hareket kılıyıp durgenlerdi, kafirliği de zerre kadar şey şubhe yok. Yani peygamberlerdi, öldüredigenlerdi işten aldın Allah-u Teala, Allah'ın ayetleriyle kafir buledigenler dedi. Kafir ular. Kafir bu mesele neden peygamberde öldüredi? Bizi zamandaki dinde yok açık hareket kılıyıp durgen, Müslümanlığı da dava kılıyıp durgen, münafıklar, etmesin ki biz Muhammed Aleyhisselam'ı yaş göremiz. Muhammed Aleyhisselam'ın hürmet kılamız demesin. Muhammed Aleyhisselam kesin, küresiz olardı demek hırsızlığını. Muhammed Aleyhisselam'ın öldürüşüke milyon dolarmaz, milyar dolar tıkışardı. Bütün dünyanı çakırışardı. Dinge karşı küresi yaptırırken bu münafıklar. Biz Hanefimiz, Ebu Hanife İmam Azam'da yaş göremiz. Fakat yine Vahabiler diye münküremiz halas demesin. Yalgancılık kılasın olar. Ebu Hanife kesin, bütün dünyanın ayakta durduruyordu. Ebu Hanife'nin aşeddi düşmanı buluşardı. Hem işini yığıştırıp Ebu Hanife'nin öldürüşe hareket kılışardı. Kazzab bunlar, yalgancı. İmanı var insan kendine kılıp dinge hizmet kıyanlardı öldürürdü. Kulardı, yok atardı. Peygamberimiz Aleyhisselam o şey hadisinin devamında ettiler ki Ya Ebu Ubeyde Qatalet ben o İsrail selaseten ve da'ine nebiyyen min evvelin neher fi sa'atin vahidatin. Ben İsrail Yahudiler erte bilen de bir saat içinde 43 de peygamberde öldürüştü. Bir günde bir erte bilen de uzun da. Şundey bir zalim, şundey bir cahil insanlar olar. Yahudiler. Siz kim geri geç yaptırganlığınızı bilvalin. Kimi yaş göre yaptırganlığınızı, kimge elden yaptırganlığınızı, kim sizi başkan yaptırganlığını bilvalin. Ular uzunu peygamberine muhabbeti davakla dişenmeyin. Ular uzunu peygamberden 43 tasını öldürgen. Şimdi ular da bizi peygamberimizle düşman buluşa adlıyorsa. Ular bizi peygamberimizle düşman bulsa, dinimizle karşı bulsa, tahsillenmeyin ularda. Bu Yahudilerin bir nesana bile çekildi demeyin. Uzundan çıkken, karim, kavmi, aşideti ve karındaşı buyan peygamberlerden 43 tasını bir günde öldürüştü. فقام 170 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف
ونهاهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم. Şunda Bani İsrail içinden 170 ta adam turdu da osha qotillarni ma'rufga buyurdi. Tavba qilinglar, qattiq gunoh qildilaringiz. Bunday gunohni qilmanglar, dinga qarshi chiqmanglar, payg'ambarga qarshi chiqmanglar deyishdi. Ularni ham hammasini kunduzining oxirida kechasi yaqin hammasini o'ldirishdi. O'sha kunning o'zida. Fahumul lazina zakarallohu azza va jalla. Alloh azza va jalla zikr qilgan kishilar mana shulardir deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. İbn Mesud başka bir rivayet keltirdiler de ular mana shunday katta jinoyat qilishdi ki bozorga borib bemalol savdosini qilib yurishdi. Mana shunday holatga borib qolishi mumkin. Lekin Alloh taolo bizni ogohlantiryaptiki, sizlar qo'rqmanglar. Doimo bo'lmaydi bundek. Ko'pincha albatta ular mag'lub bo'ladi, Allohning g'azabiga, azobiga qolishadi. Lekin ba'zan dinga xizmat qilyapti turganlarda boshiga shunday o'lim kelishi mumkin. Ammo din yo'lida o'lyapsiz, shahid bo'lyapsiz. Daraja nihoyatda baland bo'lyapti. Nimaga qo'rqyapsiz bundan? Va yana uning ustiga sizni qadaringizga 20 yoshda, 30 yoshda, 40 yoshda o'lishni yozilgan bo'lsa, baribir o'lasiz. Din yo'lida o'lganingiz yaxshi emasmi? Da'vatchi bo'lib dinga xizmat qilgan holatda o'lganingiz yaxshi emasmi? Ha'l, qing'ir qishiq yo'llarda, fasod fisq yo'llarida o'lgandan ko'ra. Alloh taolo bergan umrdan ko'pini yasholmaysiz baribir. Bir daqiqa ham uzun qilolmaysiz. Inson o'limdan qo'rqmasin. Yuqorida oyatlarda aytdik, o'limdan qo'rqishlik mu'minning sifati emas. Alloh taolo sizni himoya qiladi. Va sizga qarshi chiqqan, sizga zulm qilgan, o'ldirgan kishilarga o'zi qattiq azob beradi, xorlaydi ularni. Aytayapti mana ularga bashorat bor deyapti-ku, alamli azob. Va yana Alloh taolo ularga tahdid qilyapti. Qara, sizni himoya qilyapti, ularni tahdid qilyapti. 22. oyat. Ulayka allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah va ma lahum min nasirin. O'shalar payg'ambarlar va da'vatchilarga qarshi chiqib ularni o'ldirgan kishilar ularning butun a'mollari dunyoda ham oxiratda ham habata bo'ldi. Botil bo'ldi, bekar bo'ldi, yo'qolib ketdi. Qarang, o'sha kofir bo'lganligi uchun butun amallari habat bo'lib ketyapti. Oldinlari bular ham musulmonlikni da'vo qilib yurishar edi. Va malahum min nasirin. Ularga yordamchilardan hech kim yo'qdir. Hech qanday yordamchi yo'q ularga. Suyutayaptilar ulaykallazina habitat batalat a'maluhum. O'shalar shunday kishilarki, ularning a'mollari habata bo'ldi, botil bo'ldi. Ma'amilu min khayrin kasadaqatin vasilati rahim. Ular sadaqa, vasilati rahimga o'xshagan yaxshi amallar qilishgan bo'lsa, hammasi bekor bo'ldi. Fi dunyo va oxira, dunyoda ham oxiratda ham bekor bo'ldi. Fala i'tidada biha li'adami shartiha. Bu amallarning sharti topilmaganligi uchun hech qanday e'tibori yo'q uni. Wa ma lahum min nasirin. Va endi ularga hech qanday yordamchilar yo'q. Mani'ina minal azab, Allohning azobidan man qiluvchi yo'q. Alloh taolo o'zining dushmanlari va sizni dushmanlaringizni tahdid qilyapti. Sizni himoya qilyapti. Ularning butun amallarini bekor qildi. Hech qaysisini qabul qilmayapti. Siz uchun saodat emasmi bu? Ya bu yo'lda sizni boshingizga o'lim kelsa ham xursand bo'lib, sevingan holatda shahid bo'lavering. Sizni o'ldirib turganlar xor bo'lishadi, butun amallari habata bo'lyapti. Dunyo oxiratda rasvo bo'lyapti. Hamma amallari bekor bo'lib ketyapti. Alloh taolo sizni himoya qilganligi uchun va unga nafrat qilganligi uchun, yomon ko'rganligi uchun mana shunday jazo beryapti. Va ularga hech qanday yordamchi yo'q. Yordamchi topisholmaydi o'zlariga. Dunyoda ham oxiratda ham xor bo'lishadi, rasvo bo'lishadi. Bu butun zamondagi, butun zamonlardagi din dushmanlariga tegishli. Albatta Alloh taolo Bani Isroil to'g'risida xabar beryapti va bu oyat payg'ambarimiz zamonida nozil bo'lib kofirlarni tahdid qilyapti va bizning zamonimizda mana o'qilib, biz zamonimizdagi kofirlarni va dinga dushmanlik qilyapti turgan munofiq musulmonlarni
bu ayetlerden korkutuluyumuz gerek. Ve bizden ki inen kıyamet geçe, kimi ki dinge düşman olsa, ha açık kafir olsun, ha mahdi kafir olsun. Uzunu Müslüman gösterken kafir olsun, bilip koysun ki onların bütün amelleri habetedir. Namaz okusa namazı batıl, rozası rozası batıl, hacıge bargen olsa haccı batıl, nikahı batıl, ihsan sadakaları hepsi batıldır. Dinge karşı güreşip, dinde yok atıp, dindarları yok atıp, yine uzunca hacıge bağırıp, her yeri umrege bağırıp, tavbak geliyip dendi bu ölemesin. Namaz okuyup püskü, cümege bağırıp püskü demesin. Onlar da bütün amelleri habetedir. Ve uzlarını hükümetlerine, mensepleriye, ermiyelerine işenmesin onlar. Uzlarını hudaları bugün Amerika'da, Rus'tik, padişahları işenmesin. Ve mâ lehum min nâsirin. Onlara hiç kendi yardımcı yok. Hiç kim onlara yardım veremeyiz. Hani bu siz için, yani dinde yolu da türgenler için kette bir izzet bu. Allah deyipti ki dindarlar da uzun himaye kılamalı yaptı. Ben uzun yardım veremeyiz onlara deyipti. Ama dinge hizmet kıyanlarına, karşı çıkanlarına hiç kendi yardımcı yok deyipti. Ben düşmanım, bütün farişteler düşman, bütün müminler düşman, hiç kim onlara yardım veremeyiz. Şimdi madem ki Allah Teala dinge hizmet kıyanlar da uzun himaye kılaman dese, dinge düşman bugünler de hiç kim yardım verilmeydi deyip dururken bosa. Beraber harb oladılar deyip dururken bosa, biz kaysi yolu tanlaştığımız gerek. Elbette her kendi halette din yolunu, dinge hizmet kılıçta yolunu tanlaştığımız gerek. Bunun karşısındaki yoldan zerre kadar tahsillenmesliğimiz gerek. Siz yaşayıp dururken muhitte, bu safta tanlayalmayıp dururken buluşuz mümkün. Onda hicret kılın. Hak yolu tanlaştığı ki imkan buladırken yıllara hicret kılın. Hiç kendi uzunuz kabul bulmayız. Bunlar kat'i meseleler bunlar. Farz bugün meseleler. İmanya tekişliği meselelerdir. Allah subhanehu ve teala bütün dünyaya İslam, tevhid, adaletini hakim kısın. Bütün dünyadan zulüm, şirk, küfür diyor katsın.